Gel. Sebahattin. Pederim siyasetten ümidi kesti de sanata mı yöneldi yoksa? Siyasetten ümidi kestiğim gün Sebahattin, teneşir suyumu kaynatmaya başlayabilirsin. Asla. Sana müjdem var. Abdülhamit öldü. Hayır. Neymiş? Padişah dayım beni Osmanlı Neft Şirketi'nde vazifelendirdi. Demek ki Abdülhamit'in kini aileme değilmiş. Abdülhamit'in bütün garezi yalnızca banaymış. Bunu anlamış olduk. Kendinizi düşünmek yerine bir takdir beklerdim pederim. Sebahattin, ben seni yalnızca Selim Paşa'yı öldürüp onun yerine geçtiğinde takdir ederim. Biliyor musun? Bugün Parvus Efendi ile konuştum. Alman şirketinin başına geçebilmem için herkes benden yana çalışıyor. Önümdeki tek engelse Şehzade Abdülkadir. Ne yapacağız peki? Şehzade Abdülkadir Kerkük'ten toprak alma derdinde. Lakin Kerkük'teki Yahudi köylüler yalnızca Herzl'ı dinliyorlar. Sen doğruca Şehzade Abdülkadir'e gideceksin. Bu meseleyi çözse çözse benim pederim çözer diyeceksin. Abdülkadir'i alıp bana getireceksin. Abdülkadir'i nasıl ikna edeceksin? Sen orasını bana bırak. Ne demişler? Akıl bakmaz yaşa başa. Akıl sende Mahmut Paşa. Gitmeden söyle bakalım. Ne çiziyorsun? Sebahattin, bugün Parvus'la konuştum dedim ya. Adam çok gizemli biri. Yüzünü asla göremiyorsun. Lakin elbette ki sesini duyabiliyorsun. Ben de sesinden yola çıkarak Parvus Efendi'nin önce ağzını çizdim. Daha sonra ağzından yola çıkarak da Parvus Efendi'yi resmettim. İşte karşında gizemli Parvus Efendi. Ne gülüyorsun lan? Eksik nal. Pederim size benziyor. Bana mı benziyor? Sizsiniz. Ne alakası var? Dangalak. Siyasete dönün bir an evvel. Ne alakası var? Kendinizi çizmişsiniz. Ne alakası var? Ne alakası var?